De belirtti. Yaklaşık 120'ye yakın iş makinesi şu anda sahanın içerisinde çalışıyor. 260 küsur. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. İnşallah başkanım. Güzel ülkemize, olsun. Belediyemize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah. İşimiz de güzel olsun inşallah. İnşallah. İsmimiz de zor. Denizimizin güzel bir projesinde başlangıcını yaptık. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Gerçekten Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük yatırımımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım hem gelecek anlamda bize nefes olacak, akar halinde ve giderimizi azaltan bir yatırım olacak. Çünkü burası bizim Denizli Büyükşehir Belediyesi Su Kanal İdaresi'nin Güneş Enerji Santrali, GES dediğimiz santralin yapımı burada gerçekleşiyor. Ve Çivril Tokça mahallesinde bu kıraç alanda kayalıkların arasında tarım alanına zarar vermeden çevreye duyarlı ve gerçekten güneş enerjisini santralin yapmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü iklim değişikliği, çevre duyarlılığı en üst seviyede olması gerekiyor. Enerjimizi biz temiz enerjiyi, yeşil enerjiden sağlarsak ülkemizin ve dünyamızın geleceği daha güvende olur, daha sağlıklı bir ortamda yaşama imkanımız olur. Tabii bu çevre duyarlılığı yanında bizim DESKİ'nin, Su Kanal İdaremizin Büyükşehir'e bağlı en büyük gideri elektrik gideri. Yani suyun içinde en yüksek maliyeti oluşturan kalem enerji gideri. Çünkü biz suyumuzu sağlamak için yer altından pompalarla suyumuzu çekiyoruz ve o suyumuzu, çekmiş olduğumuz suyu depoya basıyoruz. Hem çekerken hem depoya gönderirken en üst seviyede elektrik enerjisi kullanıyoruz. Ve bu tabii ki işletmemiz için de, Su Kanal İdaremizin bütçesi için de ciddi bir rakam yer alıyor. Yaklaşık bugünkü rakamlarla 45-50 milyon aylık, günlük 1,5 milyon diyebileceğimiz bir gideri tekamül ediyor. İşte bu gideri ortadan kaldırmak ve gelecekte daha ekonomik anlamda, maliyet anlamda düşük işletme yapabilmemiz, suyun maliyetini de daha aşağıya çekebilmek veya maliyetlerinin artmasını engel olmak noktasında bu ürettiğimiz enerjiyle, güneş enerji santralimizle inşallah hem 30 yıl boyunca burada bu enerjiyi üreteceğiz. 30 yıl boyunca da üretmiş olduğumuz enerjiyi su alanında, yani su üretme anlamında, sondajlarımızda, arıtmalarımızda, depolarımıza su gönderme noktasında, yani idare binalarımızda her kullandığımız elektriği inşallah buradan karşılayacağız. Tabii ki burada daha fazla üretim olduğunda da bu üretim noktasında da kurumumuza gelir olacak, akar olacak, bütçesinde artı bir para girmiş olacak. Yani bütçemizden elektrikle ilgili çıkan bir rakam olmayacağı gibi artı üzerine gelir de söz konusu olacak. Bu tabii ki kurumumuzu, şehrimizi nefes verecek ve maliyetlerimizi sürdürebilir ve daha az olmasını sağlayacak. Onun için biz sorunlarımızı kökten çözmeyi karar verdik. Ve nasıl içme suyumuzu baraj yaparak kökten uzun vadeli bir çözüm ortaya koyduysak, bu suyu sağlamakta kullandığımız enerjiyi, bizim en büyük maliyetimiz olan bu enerjiyi kökten çözmek için Denizli'mizde 90 megawattlık bir güneş enerji santrali kurmaya karar verdik ve bunun ihalesi yapıldı ve şu anda yapımı gerçekleşiyor. Bu olduğunda, bittiğinde inşallah 25-30 yıl burada bu sistem çalışacak. Yeni teknoloji gelişirse, efendim yeni imkanlar veya farklı enerji üretim alanları olursa, burası zaten bizim enerji üssümüz olacak. Belki burada sonsuz enerji üreteceğimiz belediyemize ait,
denizimize ait bir yer edinmiş oluyoruz. Ve sadece bizim dönemimize ait değil, gelecek dönemlerde, gelecek nesillere burası inşallah enerji üretmeye ve denizimize enerji vermeye ve katkı sağlamaya devam etsin istiyoruz. Biz günlük iş yapmıyoruz. 3 aylık, 6 aylık, 3-5 yıllık, 10 yıllık işler yapmıyoruz. Bizler uzun vadeli, 50 yıl, 100 yıllık işlerin altına imza atma noktasında gayret sarf ediyoruz. Tabii ki bunlar ağır işler, maliyetli işler. İnşallah bu maliyeti de, yükü de inşallah hallettiğimizde denizimizin önünde çok rahat bir yıllar olacak. Ve bu enerji üretiminde inşallah bizlere birçok güzellikler getirecek, imkanlar sağlayacak. Ben şimdiden denizimize hayırlı olsun diyorum. Hem çevreye duyarlı, çevreye zarar vermeden ve bugüne kadar kullandığımız enerji birçok farklı alanlarda elektrik ürettiği için çevreye zarar veren unsurlar da vardır mutlaka içinde. Biz kendi enerjimizi üreteceğiz. Çevreye zararlı olmadan bunu üreteceğiz. Ve çevreye zarar vermeden, tarım alanlarına zarar vermeden bunun yapımını gerçekten tarım yapılamayan, hiçbir ekim yapılamayan yerde inşallah gerçekleştireceğiz. Ve tabii ki bunun ötesinde de bütçemizin rahatlaması, enerji gidemimizin sıfırlanması artı bu ürettiğimiz enerjiden de bütçemize gelir olması noktasında ve 30 yıla varan bir sistemi bugün yapımına devam ediyoruz. İnşallah hedefimiz Mart ayında bu santralimizi, 90 megawattlık santralimizi hizmete almaktır. Tabii ki bu işler büyük işler. Ege bölgesinin şu anda kurulan en büyük güneş enerji santrali. İnşallah bunu da hallettikten sonra denizimizin önünde çok büyük sorun kalmamış olacak. İnşallah barajımızı hallettik, içme suyumuzu hallettik, altyapılarımızı hallettik, içme suyu, kanalizasyon hatlarımızı baştan aşağı şehirde değiştirdik. İnsanlarımıza çok büyük sıkıntı verdik. Toz oldu, çamur oldu, sulara kesildi. Ama biz istiyoruz ki bizden sonra gelecek olan insanlarımız, evlatlarımız, torunlarımız bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin. Denizimiz riski azaltmış olsun ve geleceğe güvenle baksın düşüncesiyle bu noktada büyük işlerin altına, kalıcı işlerin altına, 50 yıl, 100 yıllık işlerin altına girmekten çekinmedik ve sorunların hiçbir zaman kenarından değil, kenarından dolaşmak değil, direkt ortasından giderek çözüm üretme noktasında gece gündüz çalıştık. Ben bu konuda çalışan, bizlerle çalışan tüm personelimize, çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten fedakarca burada emek veriyorlar. Tabii ki bu çalışmalarda vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi hep yanımızda gördük. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah denizimiz böyle güzel bir projeyi de kazanmanın mutluluğunu yaşasın istiyoruz. Örnek bir proje olsun istiyoruz. İnşallah bizler de hep beraber el ele vererek denizimize daha güzel işler yapma noktasında buradan aldığımız güçle, enerjiyle daha farklı imkanlarla başka işlere inşallah yoğunlaşacağız. Ben tekrar denizimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Güneş enerji santralimiz gerçekten denizimize güç verecek, enerji verecek. Yarınımız inşallah bugünden daha güzel olacak.